Aa, Nergis sen tek başına mısın burada? Yok anne, kimse gelmedi, gelmeyecek de. Tövbe de kızım. Şey, ablan nerede? Ha şey, Lale ablam avukatla görüşmeye gitti. Nilüfer ablamı soruyorsan. Nilüfer ablanı diyorum çünkü benden ne kadar önce çıktı. Çoktan burada olmuş olması gerekiyor. Songül Hanım. Oh, Fikret Beyler gelmişler. Sizinle konuşmak istediğim bir mevzu vardı. Hay hay, konuşalım. Sen bir çay koy Nergis'ciğim. Tabii anneciğim. Buyurun. Neymiş benimle konuşmak istediğin mesele Nilüfer? Tabii Yıldız Hanım. Tabii ki Onur ve Lale'nin durumunu konuşmaya geldim. Bakın Songül Hanım, çocuklar işi iyice büyüttüler. Ben diyorum ki artık biz büyükler devreye girsek. Öyle mi? İyi güzel de neresinden devreye gireceğiz biz büyükler? Onur Bey artık girilecek bir devre mi bıraktı? Bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama şunu biliyorum. Eğer biz devreye girersek büyükler olarak bir şeyler yapabiliriz. Yani siz Lale ile konuşursunuz, biz Onur'la konuşuruz. Bir ortak noktayı bulabiliriz. Benden hiç medet ummayın. Bir de siz utanmadan benim kızıma evlilik sözleşmesi imzalatmışsınız ha. Eğer benim haberim olsaydı bundan var ya, asla böyle bir şeye izin vermezdim. Ya siz ne sanıyorsunuz Allah aşkınıza? Siz ne biçim insanlarsınız? Bizim derdimiz, gücümüz sizin paranız, paranız, paranız. Öyle mi sanıyorsunuz? Bizim öyle mi düşündüğümüzü sanıyorsunuz? Enteresan. Lale Onur'u yanına yaklaştırmıyor, ancak sen barıştırmaktan bahsediyorsun. Oğlum pozitif, Lale B negatif maalesef. Yani şimdi Yıldız Hanım hani tek başına suçu da Lale'ye yüklememek lazım değil mi? Yani neticede hani duruma gelmesindeki en büyük sebep işte oğlunuz Onur. Miras meseleleri, evlilik sözleşmeleri hani böyle neresinden tutarsan tutun elinde kalıyor. Tamam canım, hak verdik de. Yani insanın da bu kadar üstüne gidilmez ki Nilüfer, değil mi yani? Üstüne bastınız bastınız geçtiniz çocuğum, üstünden bastınız bastınız bizim de üstümüzden bastınız geç. Ne haysiyeti, ne onuru, ne gururu kaldı çocuğum. Yalnız Yıldız Hanım, size şunu hatırlatmak isterim. Siz bunları yaşarken bize de böyle gökten çiçekler falan düşmedi efendim. Siz de böyle sözleşmeyi dayattınız yani. Yalnız siz kız kardeşinizin yanında da bu tarz konuşuyorsanız... kızcağızın barışmaya yanaşmaması gayet normal. Kimin kışkırttığı da anlaşıldı şimdi. Efendim? Lütfen, lütfen biraz sakin olun. Lütfen, yani sözleşme işini hallederiz, merak etmeyin. Hiçbir şey halledemezsiniz. Onları Onur'un halletmesi gerekiyordu. Ha, ama bitti. Artık o şansını kaybetti Onur. Bakalım artık çocuğunu ne yüzle görecek? Nasıl görecek? Merak ediyorum. Affedersiniz, anlayamadım. Ne dedim biliyor musun? Hangi suratla diyorum? Çocuğunu hangi suratla görecek? Yani siz şunu mu demek istiyorsunuz? Onur oğlunu göremeyecek. Artık Onur bundan sonra o oğlunu ancak rüyasında görür. Eğer bizim yanımıza 100 metre yaklaşırsanız kıyameti koparırım. Hadi şimdi gidin. Al karınızda da bunu. Derim. Hadi. 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 Tamam. Siz bir barış elçisine böyle davranıyorsanız nasıl olacak yani? Hiç bilemiyorum nasıl olacak Nilüfer. Hiç bilemiyorum. Yani vermeseydiniz gazı. Gaz mı dedim ben? Ah seviyem. Neyse evet, gaza getirmeseydiniz, gaza gelmeseydi kız kardeşiniz de böyle de olmasaydı ama yani değil mi? Neyse. Benim oğlumun önceliği Nilüfer, evliliği değil... sadece çocuğu bundan böyle maalesef. Sadece çocuk derken? Şu demek yani Lale'den ayrılıyor diye çocuğundan da ayrılacak değil herhalde değil mi yani? Benim çocuğum oğlundan bir gün ayrı kalsa nefessiz kalır, canı yanar benim çocuğum. Ay siz vallahi bütün bağları koparmışsınız resmen. Kesip atmışsınız yani.
Yalnız ben size bir şey hatırlatmak isterim. Çocuk dediğiniz şey annesinin yanında kalır efendim. Ne demek annesinin yanında kalır? Baba modeli olarak kimi alacak üç kadının yanında acaba? Benim torunum, benim torunum babasını... Torun çocuk ilişkisi içinde... Babasıyla olacak benim çocuğum. Ayrıca... Ayrıca Onur çocuk meselesinin altını belirgin bir biçimde çizdi Nilüfer. Lütfen benim daha fazla sinirlerimi bozma. Bak inip inip çıkmaya inci... Yıldız Hanım! Yıldız Hanım var ya asıl siz benim sinirlerimi bozmayın. Nilüfer, Nilüfer. Lütfen benim evimde bu şekilde konuşamazsın benimle. Bu yükseliş, bu el hareketleri nedir? Şerifler! Şerifler! Diye bağırmanıza gerek yok efendim. Ben yolu biliyorum. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.